Helal Rıçber piyasanın herkese günaydınlar, iyi haftalar değerli arkadaşlar. Evet, dolar oldukça sert bir şekilde gerileyerek güne ve haftaya başlamış durumda. 5.67 görüldü şu an, 5.70'ler seviyesinde. Tabii benim beklemediğim bir senaryoydu bu. Ama şunu söyleyebilirim, daha önce biliyorsunuz bayram öncesi 6.12, 6.15 bu bölgeden de 5.70'e beklediğimiz bir süreç vardı. Bu süreç sonrası 6'lara kadar olabilecek, kademeli bir şekilde 5.96'lara kadar olabilecek süreci de beklediğimiz gibi gelişmişti ama benim çok fazlasıyla önemsediğim önemli bir ortalamanın altında kapanışlar oluşmaya başlasa da çok yatay, dar alanda adeta sıkışmaya başlamıştı. Bu hareket peki tamam, artık bundan sonra dolarda bir hareket görmeyeceğiz. Yukarı süreç mi başladı? Pardon, aşağı süreç mi başladı? Kırılma mı başladı? Söylentilerini konuşturabilir. Ama şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz 6.20'den zaten 5.70'leri beklediğimiz süreç sonrası bu bölgenin bir referans destek olduğunu düşünüyorum ve gördüğünüz üzere çok önemli iki hareketli ortalama var. Bu iki hareketli ortalama, biri 5.71'de, biri 5.59-60 bölgesinde. Bir ara beklemesek de, eğer bakın beklemesek de, ki beklemiyorum zaten demiştim. Eğer 5.70 altında kapanış görecek olursak, 5.70 altında kapanış görecek olursak ki beklemiyoruz demiştim. İhtimal dahilinde 200 günlüğe dokunabilir. 200 günlükte 5.60-5.65 bölgesi olabilir mesajı verdik. Şu anki durum da, ben yine söylüyorum, beklemediğim bir hareketti. Şu anki tabloya baktığımızda şu mavi hareketli ortalama, yani 5.71, bu seviye üzerinde bugün kalacağını ben düşünüyorum. Hatta bu bölgeyi dip yapacağını 5 Haziran, yani biz bayramdayken 5.66 şu sol tarafta görmüş olduğunuz destek, şu an için daha doğrusu bu seviye görülmedi. Bu seviyenin görülmemesi teknik manada çok önemli. Neden? Eğer 5.66-23, yani ya da 5.66'nın altını görecek olursa dolar 5.59 ihtimalli gündeme getirebilir. Böyle bir durumda dolarda bizim yukarı senaryomuz bir süre ertelenebilir. Ama gerek dolar endeksi gerekse birçok enstrüman karşılaştırması yaptığımızda, ki bakın dolar endeksinin yukarı dönmeye başladığını, euro dolar paritesinin de tepki vermeye başladığını, hatta bazı paralarda euro dolar paritesinin aşağıya daha doğrusu tepki vermeye başladığını, ki bu beklediğimiz senaryo burada gerçekleşiyor. Dolar endeksinde, euro dolarda, Amerikan bondlarına baktığımızda bile, Amerikan faizlerine baktığımızda bile artık burada dip ve dönüşlerin olmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Almanya'da faizler uzun bir süre böyle gidecek gibi gözüküyor. Bu euro doları aşağı çekecektir. Dolar endeksini yukarı çekecektir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde durum nedir diyecek olursak, bakın mesela bir Meksika pezosu şu an için hafif dolar karşısında değerli ama ciddi sıkıştı. Brezilya şu an için kapalı. Hatta dolar Brezilya reali karşısında değerli şu an. Zar biraz dolar karşısında değerlenmişti. Bu sürece şöyle bir bakıyoruz. Hemen hemen o da açığı kapattı. Yani şunu söylemek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla burada 70'in altına bir kapanış olacağını veya 70'in altında kalıcı hareketler olmayacağını söylüyorum. Benim çizmiş olduğum çerçeve şuydu. 6.20'den 5.70'lere, 5.70'den 5.90, sonrasında 6 ve 6.10'lara normal şartlarda. Senaryo şu an için, eğer bahsetmiş olduğumuz nokta altıların altında kalacak olsa, 5.80-5.70 aralığının alış bölgesi olduğu, güvenli alış bölgesi olduğunu söyledik ve şu an için bakın o tarihten beri, yani 5.70'den itibaren 5.90 bu gerçekleştikten sonraki sürece bakın, 5.70'den beri, daha doğrusu o tarihten beri 5.70-5.80 aralığında nasıl sıkıştığını görüyorsunuz. Yani şunu duyar gibiyim, bak dolar düştü, beklentim olmadı, sonuçta yukarı beklediğimiz hareket olmadı. Yine dolarda beklediğimiz senaryo devam ediyor arkadaşlar. Yani 5.80-5.70 bandı devam ediyor ve çalışmaya devam edecektir. Tahmin ediyorum ki yukarı hareketi biz önümüzdeki saatlerde bile görebiliriz.
Bu noktada eğer şöyle HDTR üzerinden bir yorum yapacak olursak, bunu da şöyle değerlendireceğim, hemen borsaya da döneceğim. Bakalım. Bir bugün burada internette bir sorun var arkadaşlar. Şöyle bir HDTR'ye bakıyorum. HDTR'de aşırı bir düşüş oldu. Nerede şu an? Eksi 2000'lerde. Hemen dönüyorum. Tabloya dönüp bakayım. 5.79. Hemen bakalım. 5.79.50. Bakın 5, bakın 5.66. 5.66.50, 5.69.50. Bu bölge destek bölgesi, burada tutunacaktır. 5.71, 5.73 aralığı önümüzdeki saatlerde göreceğimiz bölge olacaktır. Yani 70'e kadar tepki normal olacaktır. Haftalıklar tarafından eğer bakacak olursak 5.79.50. İnternette de sorun olduğu için veri çekiminde sıkıntı var. 5.69.50 çok önemli destek. 73, buraya kadar tepki görebiliriz. Peki aylıklarda durum 5.79.50, yine kapanış aylık olarak baktığımızda 5.66.50 hep karşımıza çıkıyor. Bakın arkadaşlar, 5.71.50-73 bu bölgenin üzerinde tutunacağını düşünüyorum. Dolara alış gelecektir diye düşünüyorum. Türkiye'nin de bir gerçekleri var. Gerek ekonomik veriler, bakın burada şiddetle yine uyarmak istiyorum. 2016 yılında faizler %6.5-%7 bandındayken %18-%20'lere gidebiliriz dediğimde, ana dinamik enflasyondu ve enflasyon maalesef Türkiye'de hiç düşeceğe benzemiyor. Bu ay enflasyon verisi mevsimsellik etkisiyle belki biraz beklentiler çerçevesinde gelebilir ama bu da ister istemez önümüzdeki ay ciddi bir enflasyonda yükseliş hareketi bekliyorum, onu söyleyebilirim. Çünkü zamlar hiçbir şekilde durdurulmuyor. Dikkate alınmadığı için enflasyon. Büyük ihtimalle biz enflasyondaki bu hareketle faizlerdeki yükselişin daha da sertleşeceğini ve aynı şekilde birçok makroekonomik veride bozulmaların devam edeceğini, dolayısıyla bu da olumsuz beklentileri gündeme getireceğini, daha doğrusu olumsuz ekonomik veri çerçevesindeki beklentilerin gündemden kalkmayacağını, ister istemez kurda da kurda ve faizde yükselişin dolarda da borsa tarafında da bu tür yükselişlerin birer satış fırsatı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu tabloyu şöyle detaylandırdığımızda endeks kaç? 98.600'ü görmüş durumda açılışta. HDTR'ye baktığımızda 6.048. Hemen şöyle cuma günkü kapanışı alalım. 96.000. Bu 100 diyelim. 96.000. Hemen bakıyorum. 485. 96.000. 485. Hemen 96.485. Aylık gireceğiz. 96.485. Şöyle diyorum. 98.400. Bakın. 98.400. Bu bölge üzerinde günlük kapanış oluşması halinde tekrar belki yüzleri görüp buradan belki bir hareket söz konusu oluyor ama 98.400, 98, bakın yıllıkta da 98.270 çok önemli direnç bölgesi. İhlaller olur mu? Elbette olabilir. 97.500 altındaki kapanışlarda tekrar biz kötü senaryomuza doğru geri çekilmeleri konuşuyor olacağız. Ben borsada bu hareketin son satış fırsatı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. HDTR 6000, bakalım şöyle. 6000 ne anlama geliyor? Hemen baktım. 5200. 6000 desek 7500 puanlık bir marj. Eğer 98.300-400 üzerinde kapanış olacak olursa 1000 puanlık bir daha hareket, 1500 puanlık bir hareket daha ne anlama gelir? 100 binler konuşturulur ama satış fırsatı olmaya aday diye düşünüyorum. Ve hemen şöyle bakın, altın fiyatları için bir kar realizasyonundan bahsetmiştik. Görüyorsunuz
1382'ye kadar geldi. Nerede, neresi hedefti? Kademe kademe, hatta 1410'lardan itibaren, 15'lerden itibaren demiştik ki 1365'lere kadar gelebiliriz. Şu an için altın fiyatlarında bu durum gerçekleşiyor. Hemen buradan şeye dönmek istiyorum. Endeksi yaptık, 30 endeksi yaptık, 100 endeksi yaptık. Şöyle bir, evet, aslında çok da başka bir şey de kalmamış. Yani petrole bakalım, sonra bitirelim. Eğer bulacak olursam detaylı çalışmaları paylaşayım. Bakın, petrol yükseliyor. Eğer kurdaki hareketi dikkate alacak olursak, kurda oluşacak bir yükselişte petrol fiyatlarının yükselişi bize negatif yansıyacaktır. Bu zaten hepimiz biliyoruz. Ha evet, Bitcoin için arkadaşlar. Bitcoin için ne demiştik? Sanal paralar çerçevesinde demiştik ki buralar, yani 12.500-13.000 bölgesi güvenli satış bölgesi demiştik. 10.000'e kadar Bitcoin'de çok sert geri çekilmeler gördük. Şu an için Bitcoin, yani sanal paralar, artık yataya girecektir diyoruz. 30 endeks X30Y vade için ise, 30 endekse şöyle söyleyeyim, 127.900'ü gördü, 129'u gördü. Hemen 120.975 pardon ve XU030 Haziran, pardon, Ağustos vadeyi aldım. Şöyle bir kapanışını girip hemen size görüntü, inanın arkadaşlar, normal şartlarda eğer orta uzun vadeli verilere bakarak söylüyorum, çok önemli ortalamaların üzerine attığını, yani dirençleri şu an geçtiğini, daha doğrusu üzerinde olduğunu görüyorum, ama bu hareketin asla daha büyük resimden baktığımızda, büyük resimde son satış fırsatları olacağını, orta uzun vade düşünenler açısından da çok önemli olduğunu, ama çok kısa vade, bugünden yarına düşünecek olursak, evet, aslında bu bölgelerin artık HDTR üzerinden de bakalım. Kaç HDTR? Gerçi burada HDTR'yi göstermiyor ama X30Y vadeyi alalım. Burada daha yakın vade daha şey geçecektir. 10.650. Ne demek 10.650? Hemen X30Y vade dediğimizde 10.650 dediğimizde görüyorsunuz. Benim için 1000 puanlık daha bir marj olsa bile, ki ama sabah gördük burayı. Bakın, burası oldukça önemli. HDTR sabah açıldığında 129'u gördü. Şu an 128. Yani HDTR şu an için 11.500'ü gördü. Yani açıldığında 11.500'ü gördü. Yani güvenli satış bölgesi arkadaşlar. Güvenli satış bölgesinde olduğunu düşünüyorum. Dikkat diyorum. En azından tabii gün içi alış satışlar olacaktır ama şu satış fırsatı olmaya aday diye düşünüyorum. Ben herkese şimdilik bol kazançlar diyorum. Eğer gelişmeler doğrultusunda paylaşımlarımız olacak. Herkese her zaman tabii ki piyasa ne olursa olsun sizin, önemli olan sizin pozisyonunuzun durumu. Detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.